gençler. Bugün ise gülle atma konusuna geçeceğiz. Gülle atmanın tanımından, özelliklerinden ve kurallarından bahsedeceğiz. En son ise uygulama kısmına geçeceğiz. Gülle atma, küre biçimindeki güllenin erkekler ve bayanlar tarafından omuz hizasından en uzak mesafeye atılmasını hedefleyen bir atletizm spor dalıdır. Atletizmde atmalar branşının 4 atma dalından biridir. Küre biçimindedir ve yüzeyi pürüzsüz olmalıdır. Yapımında dökme demir, pirinç ve kurşun gibi maddeler kullanılır. Farklı renklerde üretimi yapılabilir. Erkeklerde ve kadınlarda gülle ağırlıkları ve genişlikleri farklıdır. Erkeklerde 7.257 kilogram ağırlığında 110-130 milimetre çapındadır. Kadınlarda ise 4 kilogram ağırlığında ve 95-110 milimetre çapındadır. Atış çemberi gülle 213,5 santim çapındaki bir çemberin içinden atılır. Çemberin yüzeyi asfalt, tartan veya beton olabilir. Çarpma tahtası 122 santim uzunluğunda, 11.4 santim kalınlığında ve 10 santim yüksekliğinde olan çarpma tahtası metal veya tahtadan oluşur. Çemberi atış yönünde dıştan çevreler. Çarpma tahtasının amacı yarışmacıların çemberden savrularak çıkmasını engellemektir. Okla gösterdiğim beyaz alan çarpma tahtası olarak adlandırılıyor. Gülle atma teknikleri ise gülle atma sporunda iki teknik kullanılıyor, yani ikiye ayrılıyor. Biri kayarak yapılan atma, yani O'Brien tekniği. Diğeri ise dönerek yapılan atma. Bu da diğer ismi rotasyon demek. O'Brien tekniği günümüzde gülle atmada genellikle güç, teknik ve zihinsel hazırlık gerektiren Amerikalı atlet O'Brien'in kendi adıyla anılan tekniği kullanılmaktadır. Burada atlet sırtı dönük bir duruşla başlayarak 180 derece bir dönüş yaparak gülleyi daha uzağa atma olanağı bulmuştur. Dönerek yapılan gülle atma tekniği sırtı atış alanına dönük atletin aynı alana doğru dönüş yapmasıyla uyguladığı tekniktir. Sporcunun dönüş yaparak denge sağlamasını ve iyi bir koordinasyonun olmasını gerektirdiği için uygulaması kayarak gülle atma tekniğine göre daha zordur. Bu nedenle bu tekniği tercih eden atlet sayısı azdır. Atletler atış çemberine girdikten sonra gülleyi sadece bir elini kullanarak omuz üzerinden çeneye yakın bir noktada kulak ve boynun birleştiği bölgeye yaslayarak atış alanına doğru atarlar. Gülle tek elle çeneye yakın tutularak atış devam ederken bu el başlangıç noktasından aşağıya düşmemelidir. Gülle hiçbir zaman omuzdan açık tutulamaz. Sporcu gülle yere düştükten sonra yarışma alanını belirlenen bölgeden terk eder. Atış sırasında sporcu çemberden dışarı çıkar, dengesini kaybedip ayak veya elinin biri ile dahi çemberin dışına dokunur veya gülle takozun üstüne değerse o atış geçersiz sayılır. Atış sonunda en iyi derece kazananı belirler. Eğer aynı dereceyi iki sporcu yaptıysa sporcuların ikinci en iyi derecelerine bakılarak birinci olan sporcu bulunur. Şimdi ise uygulama kısmına geçelim. Evet değerli öğrenciler, şimdi ise güllenin tanıtımını ve özelliklerinden bahsettikten sonra ise uygulama kısmına geçiyoruz. Uygulama kısmımızda öncelikle birinci güllemiz 7 kilo 257 gram ağırlığında erkeklerin güllesidir. İkinci güllemiz ise 4 kilo ağırlığında bayanların güllesidir. Güllede iki tane atma tekniğimiz var. Birincisi rotasyon dediğimiz dönerek yaptığımız atış. Bu teknik gülleciler arasında daha az kullanmaktadır. Biz bu dersimizde kullanmayacağız. Peki diğer tekniğimiz neydi? O'Brien tekniği. O'Brien tekniği, yani diğer ismiyle kayarak atış dediğimiz bir tekniktir. Gülle atanların, gülleci olan sporcuların en çok kullandığı atış tekniğidir. Biz bu dersimizde O'Brien tekniğini uygulayacağız. Adından da anlaşılacağı gibi Amerikalı bir sporcunun kendi adını verdiği bir tekniktir. Şimdi ise bizim gülle atarken dikkat etmemiz gereken kısımlar ise gülle asla avuç içiyle temas halinde olmaması gerekiyor. El boğumu dediğimiz
Elbow'ları tarafından tutulması gerekiyor. Ve gülle asla fırlatılmaz, gülle itilir. Bunu unutmayın. Onun haricinde bahsedeceklerim bu kadardı. Şimdi O'Brien tekniğimizle atışımıza geçelim. O'Brien tekniğimizde ise kullanacağımız destek ayağımız haricindeki diğer ayağımız, yani sağ ayağımız ise sağ ayağımız önde ve sağ elimizde gülle var ise çene altındaki boyun kısmına yerleştirdikten sonra arkadaki ayağımız ise geriye doğru kaldırılacak ve ilk hareketimiz sıçrayarak geriye doğru birinci hamle. İkinci hamle ise gülle ile birlikte dönerken sağ adımımız ileriye doğru gidecek. Yeniden gösteriyorum. Ve bulunduğumuz dairenin içerisinden çıkılmayacak gülle yere düşene kadar. Hadi şimdi atışımıza geçelim. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki ders videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.